ve ülkemizin elbette başı sağ olsun diyelim. Gümrük dosyamızı açacağız şimdi. Gümrük dosyasında biraz sonra Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bizlerle birlikte olacak. Beşinci dosyamız bu. Gümrükte çok ilginç, çok acayip işler oluyor. Şimdi Sakarya Limanı'nda yaşanan bir olayı ayrıntılarıyla ekrana getiriyoruz. Bakın ben çok fazla anlatmayayım. Haberde zaten izleyeceksiniz. Sonrasında Merdan Yanardağ, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni de dosyanın ayrıntılarını paylaşacak. Hakikaten izlediğinizde kulaklarınıza inanamayacaksınız. Hadi dosyayı açalım. Şaşırtıcı olay Sakarya Gümrüğü'nde yaşanıyor. Yurt dışından yük taşıyan iki tır geçen Şubat ayında Türkiye'ye giriyor. Gümrük işlemleri için Sakarya Limanı'na gelen tırlardan birinin sürücüsü aracımda kaçak mal olabilir diyerek görevlilerden arama yapmasını istiyor. Tır sürücüsü arama talebini anlatırken yükü yurt dışından aldım ancak başka bir yere götürüldüm. Burada araçtan uzaklaştırıldım. O nedenle kaçak bir şey yüklenmiş olabilir diyor. Arama talebi reddediliyor. Gümrük muhafaza görevlileri bu talebi reddediyor. Ancak sürücü ısrarla arama yapılmasını, aksi halde polise gideceğini söylüyor. Bunun üzerine gümrük muhafaza memurları alıcısı ve taşıyıcısı belli olan iki tırda da arama yapmak zorunda kalıyor. Arama sonucu tırlarda kaçak sigara olduğu belirleniyor. Gümrükçülerin mecburen işlem yapmasına yol açan olayın ardından şoförün polise haber vermiş olabileceği şüphesi üzerine aynı alıcı ve taşıyıcının başka limanlardaki işlemlerinin de araştırılmasına karar veriliyor. Belgelere rağmen sahte tutanak. Araştırmalar sonucunda aynı alıcı ve taşıyıcıya ait bir başka tırın Haydarpaşa Limanı'ndan Gebze Gümrüğü'ne gönderildiği ortaya çıkıyor. X-ray taramasından geçirilen tırda şüpheli yoğunluk bulunan noktalar işaretlenmesine karşın 29 Şubat 2024 tarihinde herhangi bir kaçak eşya yoktur diye tutanak tutulduğu görülüyor. Şüpheli yoğunluk bulunan bölgelerde elle ve gözle yapılan kontroller neticesinde yurda sokulması yasak kaçak eşyaya rastlanılmamıştır. Bunun üzerine polise haber verilmiş olabileceği kuşkusuyla tırın peşine düşen görevliler Gebze Gümrüğü'nde aynı alıcıya ait diğer tırı buluyor. Bu kez Sakarya'daki operasyon benzeri kaçak sigara var ve biz de yakaladık diye operasyon yapılıyor ve videoya kaydediliyor. Şebeke Ankara'dan mı yönetiliyor? Haydarpaşa Limanı'ndan Gebze'ye gönderilen tırın Ankara'dan yönetildiği söylenen bir ekip tarafından korunup kollandığı iddia ediliyor. Bu ekibin başındaysa İstanbul Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü Bölge Amirlerinden EB ile AÖ'nün bulunduğu öne sürülüyor. Bu bölge amirlerinin Ankara'da bazı görevlilerle birlikte hareket ettiği ve işini düzgün yapan yurtsever görevlileri pasifize ederek yerlerine kendi elemanlarını yerleştirdikleri de belirtiliyor. Bu kişiler hakkında Ticaret Bakanlığı'na defalarca şikayette bulunulduğu ancak herhangi bir işlem yapılmadığı da iddialar arasında.